Motosikletli Çift'ten herkese selam. Bugün karşınızda gördüğünüz gibi envai çeşit evet. Çanta hazırlanmış bir çift. Kasklar, ekipmanlar, her şey hazır. Gidiyoruz. Yol var, gidiyoruz. Sonunda yola çıkacağız. Çıkalım artık, yani sıkıldık. Bu aralar çok yoğun çalışıyorduk. İkimiz de sürekli işe git gel, havalar kötü. İstanbul içinde bile bir yere gidip bir şeyler yapamıyorduk. Aynen artık öyle. Sıkıldık, bıktık. 3 gün boşluğumuz denk geldi ikimizin de işlerimizden. Ve o boşluktan faydalanıp küçük bir tatil hediye ettik kendimize. Şu gördüğünüz çok... Sizce içinde ne var? Ne olabilir içinde? Yorumlara bekliyoruz falan dermiş. Bunu en son açıklayacağız bunun evet. içinde ne olduğunu. Şu an pat pata sarılı. Onu bırakacaktım, Emre dedi ki hayır canım onsuz olur mu? Onsuz olmaz dedi. Öyle bir şey var içinde. Yani. Aynen. Ve pat pata sarılı, bunu en güvenli yere koymamız gerekiyor. Şimdilik şurada bir dursun. Kırmayalım. Spoiler verdim. Neyse. Şimdi nereye gidiyoruz? Sakarya'ya gidiyoruz. Sakarya'da bir dağ evi konseptinde, bir yaylada böyle... Dağa gidiyoruz. Dağa gidiyoruz. Ama bungalov. Bungalov. Fakat şey, konsept şu. Bir yer düşünün. Bir tesis düşünün. İçerisinde 5 tane bungalov gibi bir sistemi var. Dağ evi var, bungalov var. Farklı farklı konsept evleri var ama 5-6 tane. Ve... Bunların hepsi normalde nedir? Bungalovlar dip dibedir ya. Ya biz çok sevmeyiz böyle dip dibe konaklama. Bunda arası uzun abi. Mesafeli. Birisi burada, birisi ta işte orada. Uzak yani. Arada. Bu videoda neden bahsedeceğiz? Bu videoda neden bahsedeceğiz? O gideceğimiz yere, o konaklayacağımız yere nasıl hazırlandık? Nelerimiz var? Eşyalar neler var? Yanımıza neler alıyoruz, neler almıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Ama gene de ben o yerden biraz bahsedeyim, girizgahı yapayım. Tamam. Şimdi merak uyandırdık, devamı gelsin. O dediğimiz konsept birbirinden ayrı, uzak uzak evler. Sadece izole olmuş bir şekilde kendiniz sobanızı yakıp manzarayı kahveniz eşliğinde izleyebileceğiniz, hadi gidelim, bir yer bulduk. Yerin adı Dağ Evim Sakarya. İsmi gibi bir konsepti var. Gittiğimizde orayla ilgili detaylı çekimler, oradaki deneyimlerimizi de sizlerle paylaşırız. Biz normalde kamp yapmayı istiyorduk, yayla kampı yapmayı istiyorduk ama havalar şu an yaylada, yani bizim kampçılığımızı aşar. Biz daha toy kampçıyız, yani herkes böyle camper olmuyor maalesef. Bizim için soğuk havalar yaylalarda, onun için biz sobalı dağ evi tercih ettik. O şekilde bir yolumuz var. Şimdi buraya giderken neler alıyoruz? Neler alıyoruz? Onlardan bahsedelim. Acaba benim aklıma sen anlatırken şey de geldi. Acaba neleri boşuna götürmüşüz ya da neleri götürmemişiz? Gittikten sonra aslında onu da fark ettim. Motosikletlerle gidiyor olmanın şöyle bir avantajı var. Ya da offroad için bir aracınız varsa. Yolları çok güzelmiş. Patika yollar da göreceğiz. En yakın yerleşim yeri de yaklaşık 10-12 kilometre civarındaymış. En yakın yer 12 kilometre, doğru. Evet. Biz toprak yol falan. Tuzumuzdan yağımıza kadar öncelikle bütün mutfak eşyalarımızı, etimizi, çayımızı, çorbamızı hepsini buraya aldık. Tabak çanak hariç onlar orada temin ediliyor. Onun haricinde yolda giderken eksik olarak bir su, bir de çikolata gibi bir şeyler alacağız sanırım. Bu gördüğünüz kocaman Tarsback markalı çantalarda Emre'nin Afrika Twin için yeni aldığı yan çantaların iç kısmı diyeyim. Su geçirmez Aynen. iç kısmı. Su geçirmez iç kılıf çantaları diyebiliriz. 25 litre ve 35 litre olarak biz bunları 35 tabii ki Bihter'in. 25 ile yetiniyoruz artık. Bize yetiyor. 35'e Bihter Hanım sığıyor. Sıkıntı yok. Bunları yan çantaların içine koyacağız. Bu şekilde işte kıyafet koyduk ki soft çantaya koyacağız. Soft olsun. Evet. Sert bir şey olmasın. Hani düşmede falan kırılmasın. Bunlar çok portatif, kullanışlı. Bunları almasaydık şu an gidemezdik oraya bu arada. Bayağı senin motorda deli gibi yüklememiz gerekirdi. Yok. Şu an Bihter'in motorda ne var sadece bilin bakalım. Küçücük bir çanta var. Bunu koyuyor. Ben diyor motoru yükledim. Şuna bak. Abi burada... Aa, bu çok tatlı şimdi bak. Ya tatlısı mı? Şunlara baksana. Yazık değil mi? Afrika diye niye şey yapıyorsun? Kocaman bir çanta var. İçinde yiyecek içecek dolu. Bu arada, benim motorum kaç kilo? 170. Senin motorun 7, kaç kilo? 250. E tabii yükleyecek değil mi? Yani? Yazık abi, 4 tane çanta bir de top case var. Bu arada bu neydi biliyor musunuz? Yemek memek bahsettik şimdi. Bu health çantanın içinde, sosis çantanın içinde 2 gün boyunca yiyeceğimiz şeyleri koyduk. İşte mangalından, domatesinden, soğanından, patatesinden hepsi bunda. Sığmayan bir şey vardı.
sıkıştırmak istemediğimiz bir şey vardı. O da patpata sardığımız bu yumurta. Bunda yumurta var. Bu şekilde. İnanılmaz. Kırmadan gideriz umarım, yoksa yarın sabah kahvaltısında yumurta yemek istiyorum. Acaba kıracak mıyız? Bunu bir sonraki bölümde sizlerle paylaşıyor olacağız. Dua ettim ben, kırmayacağız. Yumurtalar 6 yumurta kırılmadan nasıl gider videosu. Evet, şimdi küçümsediği çantaya şunlar ilave oluyor. Bir, buradaki işte küçük şişeleri doldurduğumuz şampuan vesaire. Bitti, doldu. Pamuk. Ondan sonra bu Mi'nin şarjlı pompa. Şarjlı hava pompası. Tabii lastik basınçlarımı ben dün kontrol ettim. Sen ettin mi? Sen ettin ya. Ettim. Yani ben ettim. Nasıl bir rahatlık? Bu arada şeyi fark bahsetsene ettim. Biraz nasıl böyle hiç lastik basıncına bakmıyorsun. Zinciri mi yemin ettim. Ondan bahsedecektim ben de. Dün gece mesela nöbetteyken benzinliğe böyle bakıyor camımız. Çalıştığım yerin camı. Oradan bir baktım, insanlar arabalarla sıralara girip orada hava basmak için sıra bekliyorlar, uğraşıyorlar falan. Biz bunu geride bırakmışız. Uzun zamandır yapmadığımız bir aktiviteymiş. Tabii ki bu yanımızda olmadığı zaman illaki yapacağız ama bence bu hayat kurtarıyor. Bir de temizliği ver, inmişim. Telefon kırıldı. Kırıldın mı? Evet. Yalnız video çekiyor olmanın zorlukları. Kırık değil de. Değil canım. Niye kırılsın? Teknik bir aksaklıktan dolayı. Şimdi bu bezimiz. Bunu nelerle kullanacağız baby, tam söyle. Ellerle. Çok komik bir kocam olduğu için. Evet. Biz olduğu kadar da komiktir. En sevdiğim ürün. Bu reklam yapmayacağım. Yağmur kaydırıcı. Yani hangi marka olursa olsun. Tabi işe yarar bir marka olsun. Yağmur kaydırıcı, vizör yağmur kaydırıcı çok işe yarıyor. Ne oldu? Bak, bu hayat kurtarıyor demiştik. Bittik. Dökülmüş. Bahsetmek ister misin? Bihten eli üşürse diye böyle ele koyulan şeylerden, Decathlon. Böyle şeyler aslında var. Aslında daha çok boynum ağrıyor, boynuma. Evet, Bihter'in çantası neler alıyormuş görüyorsunuz. Wow, hayal etmemiştim. Bak, bunu da alacak. Sığdı. Bununla vizörlerimizi Emre temizleyecek. Bununla yağmur yağarsa diye vizörleri sıkacak Emre önlem alacak. Şu an hava günlük güneşlik. Dönüşte güzel bir yağmur bekliyoruz. Evet, ama biz aldanmıyoruz asla. Yağmur yağacak, yağsın. Bu da şey, hani böyle dağ vesaire. Hani mutlaka ben bir sinek ilacı, böcek ilacı alırım. Sonra sinek düşmanları rahatsız oluyor. Gerçekten benim sineklerle hiçbir problemim yok. Seni ısırmıyor ki. Çünkü sıfır negatif. Sıfır negatiflerle. Kanguru mu seçiyor? Bence hayvan. A pozitif seviyor olabilir yani. Köpek kanı. Neyse. Mum aldık. Romantik akşam yemeği yeriz diye. Ne bileyim. Bunları tat kesin. Fotoğraf çekmek için aldık. Yemek için almadık. Mumu yemeyeceğiz canım. Yemek yerken fotoğraf çekeceğiz. Fotoğraf çekmiyor. O güzel bir ortam. Yumurtanın yanına bunu nereden koyacağım? Ben tap case almak istemiyordum. Şimdi çünkü gittiğimiz buraya yerde üstte yine başladılar tadilata. Üst katta da tadilat var. İyi ki kaçıyoruz evden. Evet. Zaten sıkıldık. Uyuyamayacakmışım. Aynen. Makineyi durdurdular. Telefon hemen anlatıyorum. Yani. Bir kitap, bir de şöyle oyun seti aldık. Ben satranç seviyorum. Emre dama seviyor. Bizde de ikisi var. Küçücük hem de. Yanımızda taşıması çok kolay oluyor. Umarım boşuna götürdüğümüz hiçbir şey yok. Ben ona satranç öğreteceğim. O da bana dam öğretecek gibi duruyor. Evet, bu. 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 Evladımız. Bu bizim evladımız yani. Her yere bizimle geliyor. Asla yanımızdan ayrılmıyor. Hem de küçücük. O zaman daha fazla geç kalmayalım biz. Saatimiz geliyor. Aynen öyle. Aşağıya inelim. Ben şu arkadaşları bir bağlayayım. Elektronikleri de buna koyalım. Elektronikleri ona koyalım. Bunları aldık. Kulak tıkacı. Kulak tıkacı çok önemli. Bihter hiçbir zaman takmıyor. Boynunda gezdiriyor. Şikayet edeyim. Ama siz takın. Bihter gibi olmayın. Emre gibi olun. Takın o tıkaçları. Kulağınız zarar görmesin. Bihter müzik dinliyor. Tıkaç varken de müzik dinleniyor. Ayrıca çok da güvenli değil o kadar müziğe adapte olmak uzun yolda bence. Tamam, okey. Bazen kendimden taktım da oluyor lütfen. Bana haksızlık ediyor bu arada. Boşuna almış olmayayım diye takıyordur kesin. Bak, sana terlik aldım, buradalar. Gördün mü? Hiç. Her şeyi sığdırdık, şu terlikleri sığdıramadık. Ve? Ben, neydi bunlar, streplerimiz ben, mi? Ben tap kesi almayacaktım ya. Arazide sürmek istediğin için değil mi? Bir, üç tane, bir sürü çanta var zaten. Bir şey diyeyim, bunlar bunun yan tarafına doğru sığar. Üst tarafına doğru da sığar. Tamam. Patates var orada. Soğan var. Patike. Patikeler var. Patikeler sığmaz. Patates mi, tap case mi? Your choice. Patates yemeyiz.
Ama orada başka bir şeyler de var. Oo, poşet dolmuş ki. Neyse, dolmuş gene. Yapacak bir şey yok. Tap kesinle. Mutluluklar sana. O zaman... Arazi de çok sıkıntı yapar mı ya? Yok, yapmaz da. Gene de iyi olur. Bu bir sürü yüklü. Ne gerek var o kadar yükle? Şimdi orada neyle karşılaştık? Bu arada bilmiyoruz neyle karşılaşacağız. Yol nasıl? Son yollar bozuk deniyor ama. Biz böyle itek kaşa hazırlanıyoruz işte. Valla düşe kalka gideceğiz gibi. Daha devirmedik ama bak. Önümüzdeki videoda veya bu videoda devirebiliriz motorları. Oldu. Aşağı iniyoruz. Motorları yüklüyoruz. Sonra yola çıkıyoruz. İyi yolculuklar da dileyeceğim. Birkaç gün yokuz. Başının çaresine bakacaksın. Hadi gidelim. Hadi.